Arkadaşlar yeni bir soru cevap videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yine çok güzel sorular sormuşsunuz ve elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalışacağım. Ama sorulara geçmeden önce söylemek istediğim bir şey var. Kanalın 6000 abone olmasına çok az bir sayı kaldı, yaklaşık 130 kişi falan. O yüzden abone olmayanlar beni desteklemek için abone olursa çok sevinirim. Charlotte Lindin, Yamato'nun son savaşta Wano filosuyla yardıma geleceklerini düşünenler var. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yamato ne zaman seriye çıkacaktır? Hepinizi bildiği üzere şu anda Yamato Wano'da, yani Wano'yu koruyor. Lakin Lindin'in dediği gibi yüksek ihtimal son savaşta Luffy'nin yardım ettiği bütün krallıklar Luffy'ye yardım etmek için geri gelecek. Ve bu ülkelerden birisi de tabii ki Wano ülkesi. Yani gerçekten dediğin gibi son savaşta Wano filosuyla gelmezse başka birisi tarafından getirilmesi gerekir. Ki o durumda bir kişinin daha Wano'ya uğrayacağı anlamına geliyor. Çünkü Yamato'nun tek başına denize açılabilecek kadar yetenekli olduğunu sanmıyorum. Yani bu noktadan sonra da Wano'ya tekrardan bir korsan gelip Yamato'nun yanını alır mı? Yani çok düşük bir ihtimal gibi geliyor. O yüzden evet, filo ile gelmesi çok daha mantıklı olur. O yüzden Yamato'nun tekrardan sahneye çıkacağı dönem son savaş gibi duruyor. Ensar Eraslan. Abi önceki videonda Bonnie'nin Garp'i gençleştirmesi hakkında konuşmuştun. Bonnie'nin meyvesinin sırrı nedir? Bonnie'nin gücüne göre mi değişiyor, ölümsüzlük sağlayabilir mi? Bu arada o videoyu izlemeyenler için ben bir videomda kısaca Bonnie'nin insanları gençleştirebildiği için son savaşta Garp'i gençleştirebilme olasılığını söylemiştim. Hani belki 10 dakika 15 dakikalığına Garp'i tekrardan Prime dönemine sokar ve biz Garp'in tüm gücünü, tüm dehşetiyle birlikte görmüş oluruz demiştim. Ensar da tam olarak bunun üstüne bir yorum yapmış. İşin ilginç tarafı biz Bonnie'nin meyvesinin özelliğini bilsek de Bonnie'nin meyvesinin ismi bize hala söylenmedi. İnternete gidip Bonnie'nin meyvesini aratırsanız isminin olmadığını fark edeceksiniz. Bu da doğal olarak insanların kafasını şu soruya getiriyor. Acaba Bonnie'nin meyvesi zaman meyvesinin ta kendisi olabilir mi? Sonuçta şu anda zaman meyvesi kimin elinde bilmiyoruz. Ve aslında Bonnie'nin yaptığı da kısmen insanların hücrelerini zamanda ileri veya geri götürmek. Aslına bakarsanız Bonnie'nin meyvesi gerçekten Toki'nin kullandığı zaman meyvesinin ta kendisi de olabilir. Ama şöyle bir sıkıntı var, Bonnie meyvesini o kadar uzun süreli kullanamıyor. Yani bu da şöyle garip bir ikilem getiriyor. Toki'de sürekli zamanı 20 yıl 20 yıl ileri gidiyordu. Belki de bunun sebebi Toki'nin maksimum 20 yıl ileri gidebilmesinden dolayıdır. Eğer durum öyleyse bu benzerlik gerçekten Bonnie ve Toki için uygun oluyor. Yani belki de gerçekten bizim aradığımız zaman meyvesi Bonnie'nin elinde olabilir. Seyit Han, Usopp'a nasıl bir power up gelmesini isterdin? Örneğin Haki seviyesi, meyvesi vesaire. Kısmen bu konuya daha önce bir katılı özel videosunda bahsetmiştim ama burada da bahsetmekte bir sakınca yok tabii ki. Açıkçası Usopp'a nasıl bir power up gelirse gelsin sanırım elinde bir silah gelmeyecek. Öyle gibi duruyor çünkü o da bunu yapacak olsaydı çok önceden, yani time skip zamanında Usopp'un eline bir silah vermiş olurdu diye düşünüyorum. Açıkçası bana da tayfadaki herkesin bir ölüm makinesine dönüşme fikri kulağa garip geliyor. Sonuçta Robin ve Zoro zaten insanları düşünmeden öldürebilen karakterler. Bunların yanına Usopp beklemek karakter olarak çok ilginç kaçıyor. O yüzden o da neden Usopp'a silah vermediğini anlıyorum. Çünkü muhtemelen ben de Usopp'a silah vermek istemiyorum. Aynı şekilde Usopp'un haki seviyesini de yeterli görüyorum. Çünkü gerçekten güçlü bir karakter hiçbir zaman olmadı ve muhtemelen olmayacak. O yüzden sadece gözlem hakisinin olması da mantıklı. Fakat meyve olarak Usopp'a bir meyve vermek isteseydim bu Aramaki'nin orman meyvesi olurdu. Nedenini zaten biliyorsunuz. Usopp ot böcek atan bir karaktere dönüştüğü için orman meyvesi bence tam Usopp'luk bir meyve. Shadow Hamsi. Abi Luffy Gear 5'i daha önce açabilir miydi ve daha önce açsaydı işler daha kolay olmaz mıydı? Buna net bir cevap vereceğim. Bence Luffy daha önceden Gear 5 açamazdı. Çünkü Gear 5 demek meyvenin uyanışı demek. Meyve uyanışı nasıl oluyor? Meyve kullanıcısı artık gücünü de çok fazla hakimiyet kurduktan sonra meyvesini uyandırabiliyor. Luffy şu zamana kadar yaptıkları yüzünden şu anda Gear 5 formunu açabiliyor. O yüzden Luffy'nin daha önce Gear 5 açması muhtemelen imkansızdı. Yani daha önceden ölseydi muhtemelen hep ölü kalacaktı. Madman. Shanks Luffy'yi mi kurtardı yoksa meyveyi mi? Aslında bu tam bir yumurta mı tavuktan çıkıyor, tavuk mu yumurtadan çıkıyor sorusu. Fakat bunun cevabı her ikisi de. Shanks ne kadar böyle insanların gözünde gri bir karakter, sanki sadece planına uygun hareket ediyormuş gibi gözükse de aslında öyle bir karakter değil. Kendisi tayfasına ve arkadaşlarına karşı inanılmaz bir sevgi ve saygı besliyor. Ki bence Shanks'ı o kadar sevmemizin sebeplerinden birisi de bu. O yüzden eğer Luffy meyveye sahip olmasaydı bile o denize düştüğünde Shanks onu kurtaracaktı. Sonuçta Luffy bir tehlike içindeydi ve en önemlisi de Shanks yüzünden o tehlikenin içine düşmüştü. Fakat Luffy bu meyveyi yediği için de Shanks için bu ekstra bir motivasyon olmuştur tabii ki. Hasan Selim Tepe. Buruk'u deniz taşı kelepçeleriyle kelepçelesek Buruk ölür mü?
Bu da ilginç bir soru aslında bakarsanız. Şöyle bir ihtimal var. Eğer Brook'un meyvesi reenkarnasyon tarzında çalışıyorsa, yani tam olarak öyle değil de, öldükten sonra tekrar respawn olmak, yeniden doğmak gibi düşün bunu. Sana ikinci bir şans veriyor. Eğer o şekilde kullanılıyorsa Brook denize düşünce veya deniz taşı kelepçeleri tarafından kelepçelenince muhtemelen ölmez. Fakat diğer türlü düşünürsek, yani Brook sürekli bu meyveyi aktif bir şekilde kullanılıyorsa, yani bu meyve sürekli Brook'u aktif bir şekilde canlı şekilde tutmak için çalışıyorsa, o zaman muhtemelen dediğin olur ve Brook ölür. Yani bu iki ihtimale göre verebileceğimiz cevap değişiyor. Kıvırcık Edit. Abi bence Shanks'ın Dünya Hükümeti içinde özel bir rütbesi var. Örneğin Kutsal Ejder gibi. Çünkü biliyorsunuz Marineford'a Shanks geldiğinde herkes gereksiz bir şekilde tırstı. Ve Akainu'nun tırsması birazcık saçma geldi çünkü Akainu gerçekten korsanlardan nefret eden biri. Bu yüzden karşısındaki kişi ne kadar güçlü olursa olsun korsan olduğu için savaşacağını düşündüğüm biri. Ve Sengoku'nun iki tane büyük korsanın, yani Whitebeard ve Ace gibi, cesedini direkt vermesi çok saçma bence. Orada tırsma nedenleri eğer Shanks'a herhangi bir zarar verirlerse Gorosei'lerin başlarından ayrılmayacak olmaları olabilir. Aslında şu zamana kadar dediğine ben de katılıyordum. Ama son çıkan sayıyla beraber Shanks'a karşı görüşlerim birazcık değişti. Onun bir kutsal ejder olduğunu değil, kutsal şövalyenin ta kendisi olduğunu düşünüyorum. Son bölümde Dragon tarafından gördüğümüz kutsal şövalyelerin arasında çok belirgin bir şekilde Shanks'ın silüeti gözüküyordu. Fakat ben bu kutsal şövalyelerin de aynı paşifistalar veya serafimler gibi klon olduklarını düşünmüyorum. Bence onlar gerçek kanlı canlı birer insan. Ve Shanks bu kutsal şövalyelerin lideri gibi duruyor. Eğer durum öyleyse Shanks ikili de oynuyor olabilir veya direkt kutsal ejderlerin tarafında da olabilir. Bunu söylemek için henüz biraz erken ama Akainu'nun ve diğer denizcilerin tırsmalarının sebepleri muhtemelen Shanks'ın kutsal şövalyelerin lideri olmasından dolayı. Berkay Ataman, Kuzan vs. Akainu'da Kuzan kazansaydı, Siri'deki değişiklikler nasıl olurdu? Denizciler Kuzan'la nasıl bir yol izlerdi? Akainu denizcilerle devam mı ederdi? Farklı bir yol mu izlerdi? Öncelikle Akainu vs. Kuzan'da Kuzan kazansaydı, Akainu'nun denizcileri terk edeceğini sanmıyorum. Çünkü adamı terk edebilmek için pek çok sebebi olmasına rağmen hiçbir zaman terk etmedi. Yani bunları terk edeceğini sanmam. Ama kesinlikle Kuzan ve Akainu arasında bir gerginlik olurdu ve Akainu'nun Kuzan'ın emirlerini çok dinleyeceğini de sanmıyorum. Denizciler tarafından nasıl bir değişiklik olurdu derseniz, bildiğiniz üzere Marineford Savaşı'ndan sonra Akainu denizcilerin başına gelince yeniden inşa edilen Marineford'u yeni dünyanın içine koydu. Yani Yonko bölgesinin tam ortasına attı. Ki bu aslında Yonko'lara karşı yapılan bir güç gösterisi olduğu anlamına gelir. Bana sorarsanız Kuzan donanmanın lideri olsaydı böyle bir riske girmezdi veya böyle bir güç gösterisi de yapmak istemezdi. Açıkçası Akainu'nun bu kadar agresif olması bir süre sonra denizcilerin başını yakacak gibi geliyor bana. O yüzden belki de Kuzan başlarında olsaydı denizciler daha uzun bir süre ayakta kalabilirdi. Arda Sarıkaya. Sence Oda'nın Imu ve Nami arasında sürekli bağlantı kurmasının sebebi nedir? Imu'nun 1060. chapter'daki yüzüyle Nami'nin 160. chapter'da attığı bakışlar çok benziyor. Ayrıca Nami'nin ilk ödülü 16 milyon ve Imu'nun yani kutsal ejderlerin 16 sayısını kutsal saydıklarını da biliyoruz. Sadece bu da değil, Imu kelimesinin tersi olan Umi deniz iken Nami dalga anlamına geliyor. Sence bu bir yere bağlanır mı? Arda'nın anlattığı detaylar gerçekten güzel detaylar. Nami'nin ilk ödülünün 16 milyon beri değerinde olması ve kutsal ejderlerin gerçekten 16 sayısını kutsal saydıkları bir gerçek. Hatta Imu'nun 1060. chapter'da attığı ışık topuna bakarsanız yukarıdan düşerkenki gelen çizgilerde tam olarak 16 taneydi. Seri için 16 sayısıyla ilgili birkaç tane detay mevcut. Fakat Imu'nun 1060. chapter'da attığı bakışla Nami'nin 106. bölümdeki attığı bakışın bir alakasının olduğunu düşünmüyorum. Ama onun dışındaki deniz dalga benzerliği ve az önce dediğim gibi 16 sayıları gerçekten bir şeyler açıklıyor olabilir. Ayrıca daha da geniş bir çerçeveden bakarsak biz Grand Line'a girmeden önceki tayfanın tüm ailesini şu anda biliyoruz. Luffy'nin annesi hariç babasını biliyoruz. Usopp'un annesini ve babasını biliyoruz. Sanji'nin annesini ve babasını biliyoruz. Zoro'nun annesini ve babasını bir şekilde öğrendik. Ama bu beşli arasında ailesi hakkında hiçbir şey bilmediğimiz tek kişi Nami kaldı. Ve Nami'nin de ailesi hakkında bilgileri kesinlikle öğreneceğimizi düşünüyorum. O yüzden Nami'nin annesi Imu'dur demek istemiyorum ama belki de Nami'nin akrabalık olarak Imu'yla veya kutsal ejderlerle bir bağlantısı olabilir gerçekten. Evet, aşağı yukarı cevaplandırabileceğim tüm soruları cevaplandırdım. Yine çok güzel sorular vardı, çok fazla soru vardı, o yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Ama dediğim gibi aralarından eleme yapmam gerekiyor, yoksa video bir saati bile bulabilir. Ayrıca konsepti biliyorsunuz zaten. Bir sonraki soru cevap videosu için sorularınızı bu videonun altına atın ki bir sonraki videoda bu soruları seçebileyim. Ayrıca sesimden anladığınız üzere biraz hastayım. O yüzden sesim kötü geldiği için kusura bakmayın. Fakat yapabileceğim bir şey yok. Ve dediğim gibi 6000 abone olmamıza çok az kaldı. O yüzden desteğinizi esirgemeyin lütfen. Sonraki videolarda görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.